Geçmiş uygarlıklar hep Nairi yani yukarı deniz demişler ve yukarı denizin kalbinde hep bir sır barındırdığına inanmışlar. Bu sır kimi zaman canavar olmuş, kimi zaman katır yüklü defineler olmuş ama hep bir sır barındırmış. Fakat Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya göre Van Gölü'nün kalbindeki en büyük sır Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri. İnci kefalleri Van Gölü'nde yaşamını sürdürüyor. Fakat her yıl Nisan ve Temmuz ayları geldiğinde gölde yaşayan inci kefalleri üremek için sürüler halinde Van Gölü'ne dökülen akarsulara göç ediyor. Van Gölü ilk oluştuğunda tatlı su gölüydü. Pırıl pırıl, tertemiz, duru bir suydu. Fakat daha sonra etrafındaki yer alan volkanik dağlardan dolayı zamanla tuzlu ve sodalı bir hale geldi. Van Gölü'nün şu anda pH'sı 9.8, kimi zaman 9.9. Yani çok yüksek bir pH'ya sahip. İlk oluştuğunda tatlı su gölüydü. Dolayısıyla inci kefali köken olarak tatlı su balığı. Fakat daha sonradan göl tuzlu ve sodalı bir hale geldi. Ve göl kapalı bir göl. Yani inci kefalinin gölün dışına herhangi bir yere gitme şansı yok. Bu nedenden dolayı üremek için her yıl yaz ayları geldiğinde Nisan ve Temmuz ayları arasında Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üremek için sürüler halinde akarsulara doğru, Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru göç yolculuğuna başlıyor. İnci kefali derya kuzusu bir balık değil ama hamsi kadar küçük bir balık da değil. Ortalama boyu 23-24 santim civarında. İnci kefalleri her yıl üremek için akarsulara giriyor. Fakat gölden akarsuya geçmek çok çok zor bir iş. Çünkü gölün tuzluluğu binde 21 iken tatlı suların tuzluluğu binde 5, binde 7 civarında değişiyor. Dolayısıyla bir anda inci kefalleri gölden akarsulara giremiyorlar. İlk önce akarsuların ağızlarında yani mansap kısımlarında toplanıyorlar. Buralarda ozmoregülasyon fizyolojik uyum için en az bir hafta 10 gün buralarda bekliyorlar. Fizyolojik uyumu tamamladıktan sonra inci kefalleri üremek için akarsulara giriyor ve çıkabildikleri kadar yukarılara çıkıyorlar. Çünkü akarsuların üst kısımları her zaman daha temiz ve buradan yumurtadan çıkacak olan bireylerin yaşama şansı çok daha yüksek oluyor. İnci kefalleri akarsuya girdikten sonra akıllarında tek bir tane düşünce var. O da 600 bin yıldır atalarının devam ettirmiş olduğu bu kutsal yolculuğu devam ettirmek ve Van Gölü'ndeki nesillerini sürdürmektir. Bu sebepten dolayı sadece ve sadece göçe odaklanıyor. Yaklaşık 2 hafta akarsuda kaldığı süre boyunca hiçbir şekilde yem almıyor. Hep kas dokudan artık tüketmeye başlıyor enerji ihtiyacını karşılamak için. İnci kefalleri deriye giriyor. Her bir dişi balığı, dişi balık yumurtasını bırakıyor. Erkek balık da spermlerini yani sütünü bırakaraktan suda döllenme oluyor. Ve yumurtasını, spermini bırakan balıklar tekrardan gerisin geri Van Gölü'ne dönüyor. Burada döllenen yumurta su sıcaklığına bağlı olaraktan ortalama 10 gün, 14 gün içerisinde yumurtadan çıkıyor ve tıpkı annesinin izlediği yol gibi gerisin geri Van Gölü'ne doğru yolculuğuna başlıyor. Van Gölü'ne dönen yavrular yaklaşık 2 yıl, 3 yıl Van Gölü'nde dolaşıyorlar. Hiçbir akarsuya girmiyorlar. Ta ki 2 yaşlarının sonunda yani cinsel olgunluğa, üreme dönemine geldikleri zaman tekrardan annelerinin izlemiş olduğu bu yolu izleyerekten Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru göç ediyorlar. Bu bahsettiğimiz, kısacık anlattığımız hikaye Van Gölü ve çevresinde 600 bin yıldır devam eden bir hikaye. Bu hikayenin son bulmaması için hepimizin üreme dönemi kaçak avcılığın önüne geçmemiz lazım ve inci kefallerine sahip çıkmamız lazım. Buradaki sahip çıkma sadece bir canlının neslinin devam etmesi değil. Elbette ki hepimiz bir canlının yok olmasını istemeyiz. Fakat bölgede 15 bin, 20 bine yakın insan inci kefali balıkçılığından geçimini sağlıyor. Kış aylarında Van Gölü'ne çıktığınız zaman adeta her yerin tekne olduğunu, balıkçı tekneleriyle dolduğunu görüyorsunuz. İşte bu bölgedeki 20 bine yakın insanın geçim kaynağı olan inci kefallerinin neslini devam ettirebilmesi
ekonomik açıdan, ülkemiz için ekonomik açıdan çok çok büyük bir öneme haiz. İnci kefali stoğunu sürdürebilmemizin ana şartı yaz aylarında akarsulara gerçekleşen üreme göçünün devam etmesine bağlı. İnci kefali hepimizin el birliğiyle sahip çıkmamız, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor.